Değerli izleyenler, 6-8 Ekim katliamının yıl dönümünde şehitler rahmetle yad edilirken şehit aileleri de katliamın 7. yılında duygularını paylaştı. (Gülüyor) 6-8 Ekim 2014'te PKK-HDP yandaşları tarafından İslami kurum ve şahsiyetlere yönelik saldırılarda katledilen Cumali Güneş ile Riyad Güneş'in yakınları İlki Haber Ajansı mikrofonlarına konuştu. Şehit Riyad Güneş'in kardeşi Nihat Güneş, aradan geçen 7 yıla rağmen içlerindeki hüznün aynı şekilde devam ettiğini söyledi. Onların tek bir gayesi vardı, İslam'ı bu bölgeden kaldırmak, İslami yaşantıyı bu bölgeden yok etmek. Çocuklarımızı kendi geleceklerinin düşüncesiyle yetiştirmek. Elhamdülillah, Allah'a bin şükür onlar o gün emellerine ulaşamadılar ki bizden de canını verenler oldu. Yine de biz Rabbimize binlerce şükür. Biz buna iman etmişiz. O istediği zaman verir, istediği zaman alır. Güneş katliamdan bu yana başta Selahattin Demirtaş olmak üzere HDP'li yetkililerin Yasin Börü davası kapsamında yargılanmamasına tepki gösterdi. Burada halkı sokağa döken de onlar, halkı sokağa indiren de onlar. Ta şu an Cumhurbaşkanımıza dek onlar yapmış diyor ama en ufak bir soruşturma yok. Demek ki söylemlerle eylemleriniz birbirini tut. HDP yandaşlar, Selahattin Demirtaş olsun, bakın şu an cezaevinde. Ama bu dosyayla ilgili en ufak bir dava açılmış değil. Yargılama aşamasına hiçbir HDP yetkilisinin ismini biz görmedik. Güneş Riyad'ın şehadetinin üzerinden 3 ay geçtikten sonra bir evladının dünyaya geldiğini ve ismini Riyad koyduğunu ifade etti. Elhamdülillah. Belki 3-5 kişi gitti ama yerine binlerce kişi daha geldi. Onlar bilsinler. Biz Allah'ın izniyle bitmeyiz. Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Biz bu yolumuza devam edeceğiz. Şehadetlerinin 7. yılına girmesine rağmen acılarının dinmediğini belirten şehit Cumali Güneş'in ağabeyi Ali Yaşar Güneş ise kardeşinin katilinin henüz yakalanmamasının acılarını ikiye katladığını söyledi. Valla tabii 7 yıl geçmesine rağmen bizim için yani sanki daha dünkü sıcaklığını koruyor gibidir. Hiçbir şekilde yani onların acısı hafiflemiş değil. En bizi acıtan tarafı ise gereken yapılmadı. Ondan sonra failler bulunmadı. Birçok şey örtbas edildi. Yani onların acısı bir yana, bu olup bitenler bu daha acı verici bir durumdur. Yani hiçbir şekilde olayların üstüne gidilmedi. Hala da mesela failleri ortada yok. Cinayetin halen daha aydınlatılmamış olmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Güneş, yapılan katliam katillerin yanına kar kalmamalı dedi. Dönemin valisi mesela, ben kendim de görüştüğüm zaman aynen söylediği cümle, biz diyor güvenlik güçlerimizi sokağa çıkartmış olsaydık şehit verirdik. Yani ben de o zaman kendisine söyledim, dedim sayın valim, yani siz güvenliği, devletin asli birinci görevi vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamakken siz öyle bir tasarrufta bulundunuz. Buradaki mütedeyin, mazlum, kimsesiz halkı, Müslümanları, vatandaşları zalimlerin kucağına, insafına attınız.